Selamun Aleyküm dostlar hoş geldiniz. Dün bir video çekmiştik bugün ikincisini çekiyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de dün başlayan IDEX 2021 Uluslararası Savunma Sanayi Ürünleri Fuarında yeni detaylarla karşınızdayız. Öncelikle dün sizlere Otokar'ın Cobra aracından bahsetmiştik. Fuarın resmi internet sitesine girdiğimizde fuara hangi Türk markalarının katıldığını görüyoruz. Muhtemelen Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenmesi sebebiyle çok az sayıda firma ile katılıyoruz. Yine şunu da unutmamak gerekiyor. İstanbul Büyükçekmece'de TÜYAP'ta önümüzdeki aylarda 2021 IDEF Savunma Sanayi Fuarı gerçekleşecek. Dilerseniz katılan Türk firmalarını sayalım. Öncelikle Abu Dhabi'de düzenlenen uluslararası fuara kardeş ülke Azerbaycan da katılıyor. Burada Azerbaycan standını görmekteyiz. Standta Azerbaycan üretimi silahlar sergileniyor. Burada insansız hava aracındaki bir ayrıntıdan bahsedelim. Karabağ günlerinde seri üretime başlamıştı ve şimdi tüm dünyaya satılması için Birleşik Arap Emirlikleri'nde sergileniyor. Katılan Türk firmaları Base Studio RG, Electroland Savunma Sanayi, Garanti Giyim Kompozit Teknolojileri, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Makel Mekanik Mühendislik, Osan Savunma, Otokar, T Kalıp Sanayi, Transvaro Elektron Aletleri Sanayi ve Ticaret Şirketi, yine Unifo Gıda Sanayi ve Ticaret Şirketi. Baktığımızda burada sadece aslında daha çok herkesin bildiği Elektrolent ve Otokar'ı sayabiliriz. Burada çoğu firmamız broşür yüklememiş dolayısıyla neyin sergilendiğine ulaşamıyoruz. Yalnızca sosyal medyada fotoğraf paylaşılırsa bize sizlere aktarıyoruz. Fakat otokar bir broşür yayınlayarak nelerin sergilendiğini belirtmiş. Burada Tulpar S, Tulpar Trekker, Ural 4x4, Kaya 2, bunun dışında Cobra 2 4x4, Cobra 4x4, Akrep 2, Arma 8x8, Arma 6x6'nın bu fuarda sergileneceği belirtilmiş. Bununla ilgili sitedeki PDF'leri siz de indirip okuyabilirsiniz. IDEX 2021'de en fazla merak edilenler yerli güç grupları olacaktır. Burada TÜMOSA'nın 360 beygir gücünden güç alabilen pek az motor bulunuyor. Yine burada Cummins firmasının 375 beygir gücüne sahip motorları var ve bu motorlar şu anda BMC kirpide de kullanılıyor. Bununla ilgili bir çalışma yapılmış. Çalışmayı da görmektesiniz. Dilerseniz puarı gezelim. Neler var neler yok bakalım. Burada Has 250 gemi savar füzesi Brezilya'nın Mansup ASM'sine oldukça benziyor. Bir ihtimal Exocet'in lisans versiyonda denilebilir. Fotoğrafını görmektesiniz. İsrail ve Arap ülkeleri arasındaki adımların ardından bu sene düzenlenen IDEX'te ilk defa İsrail'li savunma firmalarının da savunma ürünlerinin sergilendiği belirtilmiş. Burada bir araç görmektesiniz. Hibrit zırhlı keşif aracı burada otokar Akrep 2'nin en büyük rakibi olacağı belirtiliyor. Yine değişik bir ATV aracını görmekteyiz. Burada şöyle paylaşılmış. Çok sayıda silah sahip özel operasyon ATV aracı gerçekten tasarımının mükemmel olduğunu söyleyebiliriz. Yine Uro tarafından geliştirilen hafif taktik kamyonu görmekteyiz. Açıkçası tasarımı pek fazla hoşuma gitmedi. Yine burada B6 seviyesinde zır korumasına sahip hibrit amfibi çok rollü zırhlı aracı görmektesiniz. Suda, çölde, çoğu yerde Gidebildiği belirtiliyor. Yine burada elektronik harp kapsamında bir araç görmektesiniz. Aracın üstün elektronik harp yeteneklerine sahip olduğu belirtiliyor. Yine Signal tarafından geliştiriliyor. Bu da bir de gösterilen Rita 8x8. Bu da ilk kez bu fuarda sergileniyor. Firmanın bu sınıftaki ilk aracı olduğunu da belirtelim. Yine burada Solutions şirketinin AS6800 aracı. Ford F-550 şasisini kullanıyor ve burada level 1 yani düzey 1 korumaya sahip burada 500 kilograma kadar faydalı yük taşıyabildiği ve içine CH-47'nin sığabildiği belirtilmiş taktik off-road aracından bahsediyoruz. Yine burada Kalidus firması ilginç zırhlı araçlar yapıyor. Epey batılı danışmanların bu şirkette çalıştığı belirtiliyor. Burada gördüğünüz gibi Leonardo 120 mm top tareti ile birlikte geliyor. Burada en iyi tasarımlı lojistik araç olabilir şeklinde bunun da bir değerlendirmesi yapılmış. Yine buraya çok sayıda ülkeden genel kurmay başkanlarının katıldığını da belirtelim. Dün Fransa Savunma Bakanı da buraya katılmıştı. Bugün an itibariyle Yunanistan Genel Kurmay Başkanı Konstantinos Floros da buraya katılarak Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki IDEX 2021 fuarını ziyaret ediyor. Yine burada Mildrem Robotik isimli Estonya Tartu Üniversitesi ile işbirliği yapan bir firmanın ağaç dikebilen otonom insansız kara araçları üzerine çalışmalar yürüttüğü açıklandı. Bununla ilgili konsept tasarımları da görmektesiniz. Şunu da söylemekte fayda var. Bu fuarda tabii ki de sadece kara ve hava araçları değil, deniz araçları da sergileniyor. Örneğin 16 metrelik hızlı devre botu Abu Dhabi'de IDEX ile birlikte gerçekleşen NAVDEX 2021 fuarında denize indirildi. Yani bu fuar ayrı bir fuar olarak NAVDEX 2021 ismiyle anılıyor. Yine burada savunma sanayi uzmanlarının Aksungur'a benzettiği bir insansız hava aracını görmektesiniz. Aslında bir Çin insansız hava aracı Çinli Tengden firmasının tasarımı sayesinde bu araç yapıldı. Suudi Arabistanlı firmaların savunma pazarında bu firma ile bir anlaşma imzaladığı belirtiliyor. Burada yüksek düzeyli bir anlaşma olduğu belirtilmiş. Burada Aksungur ile Çinli insansız hava aracı üreticisi ile ilgili çok sayıda değerlendirmeler yapılarak Aksungur'a benzediği belirtilmiş. Burada Suudi Arabistan hükümeti 1 milyar riyal değerinde bir sözleşme ile bunları sipariş etti. Bunu da belirtmekte fayda var. Yine fuarı Etiyopya Genel Kurmay Başkanı da ziyaret ediyor. Burada Etiyopya Genel Kurmay Başkanı Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi yani Abu Dhabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed ile bir görüşme gerçekleştirmiş. Fuar kapsamında bu görüşmenin yapıldığı belirtilerek 3 adet fotoğraf paylaşılmış. Evet biz de sizler için fuarı araştırıyor ve yeni araçları sizlere aktarıyor olacağız dostlar. Şimdilik bu kadar diyoruz. Son olarak şunu da aktaralım. Birleşik Arap Emirlikli merkezi Research Endüstri tarafından geliştirilen AS-1300A zırhlı aracını görmektesiniz. 15 ton ağırlığa sahip IDEX 2021 fuarında sergileniyor. Agresif bir tasarıma sahip ve çoğu kişinin beğenisini kazanmış. Evet dostlar bu videomuzda IDEX 2021 fuarından ve fuara katılan ülkelerden ve çeşitli sistemlerden bahsettik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.